Birbirimizi üzmeyelim Tunç Efendi. Anlat olan biteni olduğu gibi. Ne sen üzül ne de biz dellenelim. Yalan, iftira. Yani bu tacizle tecavüze yeltenme falan hepsi yalan uydurma. Ya ilk defa mı ifade veriyorsun? Zividir, anlat diyor adam. Anlat, detaylı anlat şunu hadi. Şimdi ben vaktiyle bunlara yüklü bir miktar borç verdiydim. Niye? Sen mahallenin iyilik meleği misin? Ha? Böyle ihtiyacı olanlara para mı dağıtıyorsun? Ne kadar yanlış ya. Siz böyle insanlara dış görüntüsüne bakarak mı değerlendiriyorsunuz? Tamam eyvallah. Bizim tipimiz de çok kıyak olmayabilir ama bak tanısan beni var ya çok seversin ha. Pamuk gibi bir kalbim vardır benim. Cıvıma lan. Anlat, devam et. Hikaye şu, ben bunlara bir borç verdim tamam mı? İstemeye gittiğim zaman da reddetti. Üstüne bir kamyonda küfür. Ben de sinirli adamım. Küfürü falan duyunca sinirlendim, üstüne yürüdüm. O da çıkarttı taktı bıçağı, işte olan bu. Lan bırak palavrayı. Sen onlara borç verdin, üstüne bir de küfür yedin, bir de bıçaklandın. Şikayetçi olmadın öyle mi? Yutturamazsın bana bunları. Vallahi komiserim, yutar mısın, gargara mı yaparsın ben orasını bilemem. Sakin, sakin, tamam. Anlat, niye şikayetçi olmadın? Anası yüzünden. Görmediniz mi be karıyı? Sülük gibi bir şey. Hastanede daha gözümü açar açmaz doktordan evvel bu yapıştı bana. Aman Tunç, bizim kız bir cahillik etmiş, sen etme gözünü seveyim, elimi eteğimi öpüyor. Ve dediğim gibi benim de pamuk gibi bir kalbim vardır. Affettim bir kerelik. Nazan ifadesinde öyle demiyor lan, yalancı. Nazan ne biliyor da ne ifadesi veriyor ya? Kızı beni doğurarken Nazan orada mıymış? Neyi görmüş, neyi duymuş da ifade veriyor ya? Kızının da hafıza yerinde olmadığına göre. Ha, sen ona güveniyorsun tabii. Peki kızın hafızasının geri geldiğini biliyor musun? Ha? Bütün olayı hatırladığını, senden şikayetçi olduğunu, anasının beyanıyla aynı şeyleri söylediğini bilmiyorsun değil mi? Vay anasını be, insanlık ölmüş ya. Besle kargayı, versin dalgayı ha. Komiserim, o zaman ben de ondan da şikayetçiyim. Yaz bunu da yaz hadi. Allah Allah! Sen ne biçim yazarsın? Bir dakika, bir dakika. Komiserim! Öyle bir fiziksel temasa falan girmeyelim, ben burada medeni... Lan sus lan sus! İfademi veriyorum. Seninki de yanlış, böyle bir gözaltına alma şekli de yok ha. Ulan var ya, seni bitireceğim lan. Seni bitirmek için elimden geleni yapacağım. Savcının önüne öyle bir fezleke koyacağım ki... bir daha çıkamayacaksın içeriden. Öyle mi? Hadi be komiser. Hadi bakayım kim kimi bitirecek, zaman göstersin.